Şerife Nörgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere tek bir örülüş şekli olan örgü modeli hazırladım. Özellikle mevsimlik örgülerde, etol, şal, boyunluk, kaşkol gibi örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda 4 numara şiş kullanıyorum. Orta kalınlıkta bir ipim var. Örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra bir ilmek dolayarak artırıyorum ve devamındaki iki ilmeği ters örerek topluyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi şişime bir kez dolayarak artırıyorum. Sonraki iki ilmeği ters örerek topluyorum. Sıra boyunca önce bir tane ilmek ters, sonra bir tane ilmek artırıyorum ve devamındaki iki ilmeği ters örerek topluyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek artırdım. İki ilmeği ters örerek topladım. Son kez aynı işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Aynı işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters örerek topluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir kez ipimi şişime dolayarak artırıyorum. Sonraki iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Önce bir tane ilmek ters örüyorum. Bir tane ilmeği artırıp devamındaki iki ilmeği ters örerek topluyorum. Örgümüzün hem ön yüzde hem de arka yüzde örülüşü aynen bu şekilde devam edecek. Önce bir ilmek ters ördüm. Sonrasında bir ilmek artırdım ve devamındaki iki ilmeği ters örerek topladım. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamladım. Örgümü çevirdim. Her defasında önce kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve baştaki ilk ilmeği ters olarak örüyoruz. Önce bir tane ilmek artırıyorum. Sonraki iki ilmeği ters örerek topluyorum. Bir ilmek önce ters ördüm. Bir tane ilmek artırdım. Sonraki iki ilmeği ters örerek topladım. Angora iplere çok yakışan bir model. Angora iplerle dantel görünümünde zarif bir örgü oluyor. Ben bugün orta kalınlıkta bir ip kullandım. İstediğiniz her kalınlıkta iple bu modeli çalışabilirsiniz. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitirdim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir kere daha birlikte görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane ilmek artırdım. Devamındaki iki ilmeği ters örerek topladım. Önce bir tane ilmek ters örüyorum. Sonra bir ilmek artırıp devamındaki iki ilmeği ters örerek topluyorum. Bu şekilde ilmek sayısında herhangi bir artış olmuyor. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamladım.
Sadece ilmeklere başlangıç sayınıza dikkat etmelisiniz. 3 ilmeğin katlarını ayarladıktan sonra 2 tane kenar ilmeği ilave etmeyi unutmayın. Kenar ilmeklerini zaten örmeden alıyoruz. Ve 3 ilmekten oluşan modelimizin ilk ilmeğini ters örüp 1 tane ilmek artırıyoruz ve sonraki 2 ilmeği ters örerek topluyoruz. Bu kadar basit bir model. Angora iplerle modeli rahatla çalışabilirsiniz. Gayet hoş ve güzel duracaktır. Şiş kalınlığı arttıkça örgünüz daha salaş, bu ajurlu kısımları daha geniş duracaktır. Şiş kalınlığı inceldikçe örgünüz daha sıkı, daha muntazam bir görünüme sahip olacaktır. Bunu modeli kullanacağınız yere göre ayarlayabilirsiniz. Kenar ilmeğini ters ördüm. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. 3,5 numaralı şiş ile çalıştım. 3,5 numaralı şiş ile örgümüzün görünümü bu şekilde olacak. Dediğim gibi bu şiş kalınlığı arttıkça aradaki ajurlar daha iri, daha salaş görünüme sahip olacaktır. Örgümüzün diğer tarafı. Yapması çok kolay. Tek sıradan oluştuğu için zorlanmadan rahatlıkla örebileceğiniz bir model. Mevsimde kırkalar, yelekler, bluzlar yapabilirsiniz veya etol şal yapımında kullanabilirsiniz. İnce angora iplerle kalın şiş kullanarak salaş görünümünde boyunluk yapabilirsiniz. Çok şık duracaktır. Bu şekilde çeşitlendirerek istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.